Herkese iyi akşamlar. Tekrar bir engelsiz yaşama dair programımıza hoş geldiniz. Bu akşam aramızda çok yetenekli, kendini aşmış, engelleri de aşmış bir arkadaşımız var. Hamza Demir. Hamza Demir, kendinizi insanlarımıza bir tanıtır mısınız bizi izleyen? Öncelikle merhabalar. Böyle bir programa bizi dahil ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Hamza Demir, 97 doğumluyum. Diyarbakır Çermekli'yim, İstanbul'da yaşıyorum. Sanat ve sporla uğraşıyorum. Judo, halter, su altı dalışı yakından ilgilendiğim spor dalları. Bunun yanı sıra tiyatro gösterileri ve stand-up gösterileri yapıyorum. Yaklaşık 3000'e yakın tiyatro gösterilerim oldu. 2017'de yılın aşılan engeller ödülünü Cumhurbaşkanı'ndan biz ekipçe almak şerefine layık olduk. Eflatun Sanat adı altında Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda yürüyordu işlerimiz. Bunun yanı sıra bağlama çalıyorum. Şiir yazıp seslendirmeyi seviyorum. İlerleyen dakikalarda muhabbet ede de inşallah birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Evet Hamzacığım. Nereden başlayalım? Nasıl stand-up? Stand-up'tan başlayalım. Biz sizi öyle geçtik çünkü. Teşekkür ederim. Şimdi stand-up aslında zaten sanatla uğraşıyordum. 9 Kasım 2013'te evet. İlk gösterimi yaptım. Martısız Ada oyunumu ilk sergiledim. Bu zaten Cumhurbaşkanımızdan ödül alan oyunumuzdu. Sonra stand-up 2017 senelerinde falan hani artık bir tek başıma işlerimi yürüteyim dedim. Sonuçta işin içine sanat girince sanat çok emek isteyen bir şeydir. Yani sanatta maddi olarak çok bir şey kazanamazsınız ama manevi olarak çok yüreklere dokunursunuz. Fakat günümüzün insanları biraz daha işin manevi değil de maddi kısmında olduğu için sanat işlerimizi yürütürken sorunlar yaşamaya başlıyorduk. Ben de bunun adına, önüne geçmek adına stand-up'a yöneldim. Ya, kaç arkadaşıma ilk önce gösteriler yapıyordum. Zaten normalde de espriyi seven bir insanım. Komik olduğumu söyler arkadaşlarım. Ben her ne kadar onlara katılmasam da. Sonra stand-up'a başladık. O şekilde bayağı bir zevk almaya başladım. Genellikle insanlar şeyi soruyor. Konu nereden buluyorsun? Zaten bir insan bizim ülkemizde görmeden dışarı çıktığı zaman, yarım saat yürüdüğü zaman en az böyle 3 saatlik komedi çıkartabiliyor. Çünkü bizim insanımız duyarlı değil, vicdanlı. Evet. Fakat biz engelliler olarak vicdanlı olmalarını istemiyoruz. Tabii ki vicdan insanda olması gereken bir şey. Doğaya karşı, hayvana karşı, kadınsa erkeğe karşı, erkekse kadına karşı vicdan olsun. Fakat engelliye karşı davranışlarında vicdan ön plana çıkmasın. Biraz daha duyarlılık ön plana çıksın. Ama insanlar bize vicdanla yaklaştığı zaman bizi acınılacak duruma getiriyorlar. Evet. Ben de bunları baz alarak sahnede bugüne kadar ilerledim. Şimdi pandemi sürecinde sahneler kapalı olduğu için de gösterilerimi evden devam ediyorum. Canlı yayın, Instagram'dan canlı yayın üzerinden çevrim içi gösteriler yapıyorum. Evet, ben de izledim birkaç programını bu arada. Çok da beğendim, onu da söyleyeyim. Hamza, insanlar diyorsun bana bizlere acımasın ya da vicdanlı davranmasın. Yani bir acımayla ilgili bağdaştırdım, kusura bakma. Estağfurullah, yok yani doğru, insanlar acıyor bize. Şimdi insanlarda tabii ki merhamet var ama merhamet varken bunu drama haline getirmemeliler. Ne yapmalılar? Şimdi en basitinden şöyle söyleyeyim. Bir görme engelli yolda yürüdüğü zaman... Evet, biz hep soruyoruz konuklarımıza da. Evet, yani şunu demesinler. Vah vah vah, Rabbim sana şükür deyip yani kelime-i şehadet getiren var ya bizi görüp. Hadi ya. Şimdi arkadaş, görme kavramı şöyle bir şeydir. Siz kilolusunuz, arkadaşınız zayıf. Siz uzun boylusunuz, arkadaşınız kısa boylu. Siz kadınsınız, ben erkeğim. Siz görüyorsunuz, ben görmüyorum. Bu olay bu kadar basit. Evet. Şimdi... Bugün tekstilci bir ürün dikerken S, M, L değil mi? Hem evet. Zayıf olanı düşünüyor, hem kilolu olanı düşünüyor. Aynı şekilde boy ölçümlerinde de bunları düşünüyor. Fakat bizim ülkemizde mimarlar yeni projeler yaptığı zaman sizleri düşünüyor ama bizleri düşünmüyor. Ben bizleri ama... düşünmediği için biz acınılacak duruma düşüyoruz. Çünkü dünya yani yeni sistemde evet. Sağlıklı diye sınıflandırdığımız bireyler için tasarlanıyor. Ama bu dünyada biz de yaşıyoruz. Ben bugün mesela Allah'ın bana verdiği engeli aşabiliyorum. Sokağa çıkabiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir sürü şey yapabiliyorum. Ama sarı çizgi üstünde yürürken arkadaşım birinin park ettiği arabadan geçemiyorum. Evet. Şimdi bu ne oluyor? Ben engelli değilim. Adam beni engellemiş oluyor. Fakat bu adam benim oradan geçemediğimi görünce vah 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 bana acıyıp gel kardeşim gel ben seni buradan...
Ya arkadaş sen niye beni geçiriyorsun buradan? Sen bu arabayı benim yolumun üstüne koyma. Ben buradan gayet iyi geçerim. Yani burada şunu çok net söyleyebiliyorum ki. Evet. İnsanlar diyor ki hepimiz bir engelli adayıyız. Evet biz de diyoruz yani bunu bazen. Yani hemen hemen her konukta da söylüyoruz. Aslında evet bizler de yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Tamam. Peki madem siz bir engelli adayısınız. Madem yarın ne olacağınızı bilmiyorsunuz. Evet. Peki yaptığınız davranışlarda bizim gibi insanları neden düşünmüyorsunuz? Yani o da güzel bir soru. Neden düşünülmüyor? Artık işte düşünülsün diye, farkındalık yaratalım diye biz de burada sürekli bunları bastırıyoruz. Konuklarımızla da konuşuyoruz. Dernek başkanlarımızla da iletiyoruz. Hı-hı. Belirli yerlere buradan mesajlarımızı veriyoruz. İnşallah herkes daha duyarlı olur. Çünkü İnşallah. Dünya tek onların değil, tek bizim değil. İnsanlara saygı duymamız gerektiğini. Kesinlikle, evet. Bu konuda katılıyorum size. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi insanlar bilmiyor. Şimdi bakın bilmemek evet. önemli değil. Mesela ben çok insan gördüm. Çok vicdanlı. Şimdi patenti bende olan bir tane esprim var benim. Sahnede de sürekli kullanırım. Hatta evet. çoğu sahneleri bu espriyle açarım. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bu espriyi evet. yani bu olayı anlattığım zaman ben size bütün yaşadığımız sıkıntıları aslında bir cümleyle anlatıyor olacağım size. Şimdi kaldırımlarda sarı çizgi var. Evet. Bu sarı çizgi ne işe yarıyor hepimiz biliyoruz. Görme engelliler için yapılan bir yol kılavuzudur bu. Geçen ben İstiklal Caddesi'nde çok hızlı adımlarla ilerliyorum. Şimdi Türk mantığını kullanıyorum. Burası İstiklal Caddesi. Araç giremez. burada tabela olamaz. Sarı çizginin üstündeyim. Ver Allah ver kaptırmış gidiyorum. Sahneye yetişeceğim. Sonra ben birden bir adama bir çarptım. Yeminim var ya 3 adım geri gittim. Adam bana bağırdı. Oğlum dedi kör müsün önüne bak lan dedi. Elinde de sopa almışsın deli gibi yürüyorsun dedi. Abicim dedim. Ben görmüyorum. Bu sopa değil baston. Peki sen benim yolumda ne yapıyorsun? Adam düşündü düşündü. Neresi senin yolun kardeşim dedi. Abi dedim şu sarı çizgi ne işe yarıyor? Nihal Hanım adam o kadar içten sarı çizgi yağmurda su gideridir dedi ki. Ben bile buna inandım abi özür dilerim kusura bakma dedim yoluma devam ettim. Yani ama onu bile bilmiyoruz. Yani aslında bir dönem şu herkes araba aldı trafik kurallarını bile bilmiyorduk. Yani biz normal insanlar bunları da bilmiyorduk. Tabii ki yeni yeni öğrendik trafik ya kurallarını. Ya şimdi öğrenilebilir. Fakat öğrenmek isteyen insan başkadır. Şimdi ben normalde evet. 2013'te sanata başladıktan sonra Eflatun Sanatı bir oyunumuz vardı Martısız Ada. Bunu bir gün sergiliyorduk. Bir okulda bir tane çocuk geldi yanıma. Ben de artık hani sanattan çok kazanamadığımız için ve de insanlardan ilgi alaka görmediğimiz için sanattan geri çekilmeyi düşünüyordum artık. Biraz daha iletişim üzeri olan işlere yönelmeyi düşünüyordum. Bir tane çocuk geldi yanıma. Abi dedi sen gerçekten görmüyor musun? Görmüyorum kardeşim dedim. Benim de babam görmüyor. Ben de eskiden ondan çok utanıyordum. Ama dedi sizin oyununuzu izledikten sonra artık babamdan utanmıyorum dedi. Şimdi bu çocuk bunu dedikten sonra ben şunu kafama yerleştirdim. Bir, Hamza sen bu saatten sonra sanat yapacaksın. Başka çıkarın yok. Evet. Ama sanat yaparken de öyle kamera önünde dizi yapayım, reklam çekimi, kamu spotu falan değil. Tamamıyla tiyatro ve bilgi veren tiyatro yapacaksın. İki, artık yetişkinlerden ben umudumu kestim. Çocuk. Yani 15 yaş altına hitap ediyorum. Çünkü şey olmuyor yani. Ergenlere mi? Yani ergenle yaklaşmış ama daha girmemiş insanlar. Çünkü bugün 50 yaşındaki adama ben sarı çizginin ne olduğunu anlatamıyorum. Evet. Ama 3 yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa anlatabiliyorum. Anlatınca gelecekte bu çocuk mimar olacak, mühendis olacak, savcı olacak, hakim olacak, milletvekili olacak. Olduğu zaman bizleri düşünerek hareket edecek. Onun için ben her zaman diğer engelli arkadaşlarıma da söylüyorum. Mutlu bir yaşam için 20 sene sonrasını bekleyin artık. Ya ben de şu bisiklet yollarını çok anlayamamıştım da zamanla anladım onu. Bir bisiklet yoluymuş orası. Bir yol var öyle bir bisiklet yolu. Bisiklet sürenlere ilgili. Hı hı. Ama ne yazık ki bazen de işte biz ben 44 yaşında bir insanım. Hani unutabiliyorsun okulda aldığın eğitimlerle bence spot şey olarak geçseler mesela reklamlarda TV'lerde değinseler bu işaretler bu anlamdadır lütfen onlara yer ayırın diye. Herhalde daha iyi olur diye hepimizin de dikkatini çeker diye düşünüyorum. Senin şeylerin var tabii onlardan da bahsedelim biraz. Yani ben evet bununla ilgili farkındalık videoları çekiyorum. Evet. Arkadaşlar görmek isterse Hamza Altıre Demir 2 Instagram adresinden izleyebilirler.
Bu arada bir arada tanıtıcı reklam sıkıştırdım hemen. Yapın. Olsun. Sizin için bu program. Teşekkür ederim. Yok yani sizin için cümlesine de ben katılıyorum. Sizin için derken. Biz siz yokuz. Bu bilgi veren bir program. Yanlış anlamayın beni. Estağfurullah. Sizin için derken ne kadar menfaatinizle konuşursanız burada o kadar size geri döner. O açıdan söylüyorum. Teşekkür ederim. Yok ben zaten takıldım size. şimdi şöyle bir şey vardır. Biz mesela görme engeller için en büyük sıkıntımız eğik ağaç. Şimdi ağacın kökü burada fakat üstü burada. Evet. Ben burayı bastonla kontrol edip giderken buradaki kökü yerde bulmuyorum ama kafamı buraya vuruyorum. Geçen bu konuya değindik. Bir video çektik bununla ilgili. Çok da iyi tuttu. Sonra bunu bir tane sayfasında takipçisi çok olan bir arkadaş vardı. Ona attım. Bunu paylaşır mısın diye hatırladıkça gülüyorum. Kanka dedi sen burada dedi ağaçları baz almışsın. İnsanlar bizi gezi olaylarını destekliyor sanmasınlar dedi. Ya o olaylar bitti Allah'tan da. Ya arkadaş dedim bu ağaçla bu görme engelin sıkıntı dedi gezi olay. Biraz daha konuşsaydım muhtemelen bana vatan haini diyecektim. Ben sesimi çıkartmadım. Evet. Şimdi biz ağacı... Buyurun. Ben de onu gördüğümde yani ben takip ediyorum. Aslında gördüğümde çok etkilendim. Ben de birkaç kere denk geldim. Mesela ağaç sarı çizginin ortasında. Evet. Sarı çizgi orada geçiyor. Yani onu nasıl yapmalılardı? Yani. Şimdi şöyle biz kesinlikle ağaçlara karşı bir insan değiliz. Evet. Ağaç demek oksijen demek. Oksijen demek bizim yaşantımız demek. Evet. Zaten oksijen olmasa biz yaşayamayız. Şimdi ben ağacı kesin bizi öldürün demiyorum. Sen bunun bir için... fikir ürettin ama ben evet, biliyorum. Evet yani bunun için bir şey yok. Hani zaten ben ölmek istesem kendimi köprüden evet. atarım. Bu kadar insanları uğraştırmam. Benim amacım şudur. Hem doğamız olsun evet. hem insanlarımız rahat yaşam sürsün. Ağacı dik. Ağaç bu. Yaşken eğilir derler ya. Yaşken evet. eğilmiştir. Buna kimse bir şey diyemez. Fakat bu ağaç eğildikten sonra arkadaş şunu ağaç düşün. Etrafına bir tane şöyle ter örgü çek. Ben de bastonla bu ter örgüyü bulayım. Yanından geçeyim. Kafamı vurmayayım ağaca. Bak çözümü de bulmuşsun işte. Anlat. Başka ama ne var? Yani yapabilen yok. Adam mesela sarı çizgi. Bakın en sonki videoda buna değindim. Evet. Hatta bununla ilgili A Haber'de geldi bir program yaptık onlarla da. Spikerin gözünü bağladık falan. Hı hı. O sarı çizginin üstüne yürüttüm. O kızcağızı da bir oraya çarptırdım bir buraya çarptırdım. Daha o şey olmadan anladı bu işin zor olduğunu. Aynen öyle. Şimdi sarı çizgi şöyle geliyor. Şuradan dönüyor. Adamın açıklaması şu. Ben sarı çizgiyi döndürdüm. Sevgili kardeşim. Benim elimdeki bastonun boyu 1 metre 1 metre 20 santim. Ben bunu eylemesine yere uzattığım zaman bu benim sadece bir adım öncesini bana kontrol edebiliyor. Evet. Peki sen sarı çizgiyi buradan döndürmüşsün. Bu sarı çizgiyle ağacın arasında çeyrek adımlık yol var. Evet. Ben bunu fark edene kadar zaten öbür adımımı atmaya yelkendiğim için öyle havaları buna çarpıyorum. Ama bunu anlatamıyorsun. Ya ben seni anlıyorum. Şöyle ben de uzağı görmekte zorlanıyorum. Lens kullanıyorum kendim. Ve bana mesela ben çocukluğum hiç bilmiyordum biliyor musun uzağı görmediğimi. Ta kaç yaşına geldim kurstaki hocam söyledi. Nihan senin gözlerinde bir problem var falan. Ondan sonra gittim göz doktoruna gözlüğü takınca dünyam değişti. Evet. Bu arada gözlüğünüz mü var? Onu da... Gözlük kullanıyordum artık ama lens kullanıyorum. Onu doktor dedi ki artık lens kullan burun kemiklerimi çökertti. Ben o zaman hayatın ne kadar zor aslında görmediğimi, net görememenin bana ne kadar eksisi olduğunu biliyorum. Yani seni gayet iyi anlıyorum ve çözüm ürettiğini de biliyorum birçok şeyde. Onlardan da yavaş yavaş bir geçelim. Mesela hadi diyelim ki buna ürettin. Ben senin bir şeyini daha izledim. Otobüs duraklarıyla ilgili. Evet. O çok önemli. Ben buradan da söylüyorum. Kendi sosyal medyamdan da söylüyorum. Gereken yerlere de yazıyorum. Ondan bir bahsedelim. Bu çok önemli gördüm. Tabii ben ki. Her şeyden önce. Evet. Teşekkür ederim bu duyarlılığınızdan dolayı. Şimdi dediniz ya görmemek zor. Evet. Görmemek zor değil. Zorlaştırıyorlar. Görmemek ne demek biliyor musunuz? Evet. Sadece karşımdaki nesneyi görmemek demek. Ama biz yaratan da görmeden sevdik. Evet. Yani her şey görsel değildir. Önemli olan duygularımızın örtüşmesidir. Konuşamadım, heyecan yaptım. konuştum bence. Şimdi şöyle bir şey var. Otobüs durağında çok basit bir önlem var. Ben bir görme engelli olarak evet. otobüs durağına gittiğim zaman durakta biri yoksa ya da yardımlaşmayı seven biri yoksa ben orada saatlerce otobüs beklerim. Çünkü otobüs geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ben orada saatlerce bekliyorum.
Fakat bunun çok ama çok basit bir sistemi var. Evet. Arkadaş, otobüslerimizde sesli sistem var. Evet. Durağa geldiğin zaman sesli sistemi kapatma. Zaten otobüs geliyor, dilon numarasını söylüyor. Ben zaten binmek istesem buna biniyorum. Ya da hadi tamam, otobüs her durakta durmuyor. Buna da eyvallah. Şöyle yapalım. Sen uydu alıcısından bir tane cihaz yerleştir durağa. Otobüsün 200 metresi durağa yaklaştığını o cihaz hissettiği zaman ötsün. 200 metre sonra işte şu aracımız durakta diye. Mesela şey var ama mesela görme şey, mesela duyma engelliler onu yararlanabiliyor. Bir şey var. Gerçi her yerde yok. Onlar da yanmıyor. Işıklı bir sistem var tabela. Hı hı. Orada mesela 10 dakika sonra işte Bakırköy otobüsü geliyor diye yazıyor. Mesela o duyma engel... Tamam, bunun seslisini yapsın. İşte o seslisini, bu kadar basit, yapmamışlar. Bir de ben de şunu söylüyorum. Son zamanlarda çok metrobüs kullanıyorum. Metrobüslerde sesli geçmiyor artık. Evet, ses sistemi yok. Ses sistemi geçmiyor artık. Bir de ekran sistemlerin birçoğu bozuk. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Ben geçen bununla ilgili bir kuruluşa röportaj verdim. Evet. Röportajda şimdi bakın, ben şuna kesinlikle karşıyım. Sanatçı bir insan, özellikle dezavantaj diye toplumda sınıflandırılan bir sanatçıysa bu, bunun siyaset yapma hakkı yoktur. Evet. Geçen dedim ki arkadaşlar, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben buradan sesleniyorum. Bakın siz de sağlıklı bir insan olarak bunu fark etmiyorsunuz. Ben de sesleniyorum. 2019 yılında toplu taşıtlarda sesli sistem programı %70 olumlu çalışıyordu. Bunu geçen bir görme engelli arkadaşım bana anlattı. Fakat bu 2020 yılında %30'a düşmüş. Şimdi ben bunu söyledim. Bana dediler ki özelden oradan bulunan arkadaşlar, sen işte İBB'yi kötülemeye çalışıyorsun. Ya arkadaş, ben İBB'yi niye kötüleyeyim? Hayır, eksik olan şeyleri söylemek zorundayız. Çünkü bir başkan, lafını kestim. Biz onu seçtiysek eğer veya seçmemiş aynen, olabilir evet. Vatandaş. Sen benim eksimi tamamlamalısın. Yani başkanın bunu yapması yani mecbur. Ki sizlere sizlere kesin. Daha çok mecbur. Bizler için değil. Bize, 16 milyona bu adam başa geldiyse. Geldiyse herkesi dinlemek zorunda. Gerek oy vereyim, evet. Gerek vermeyeyim. Gerekse evet. Destekleyeyim, gerekse desteklemeyeyim. Ama benim desteklediğim adam başa gelmedi. Sen başa geldin. Sen 16 milyona eşit şartlarda hizmet etmek zorundasın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan biliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım, daha eşi bu başkan falan seçilmeden önce bir kendisi tekerlekli sandalyeyle falan bir gezdi, bu insanlar yapıyor falan diye. Duyarlı bir kadın olduğunu biliyorum ben. Muhakkak Dilek duyarlıdır. Hanım. Yani ona... İnşallah duyacak. İnşallah seninle de iletişime geçecekler. Siz onlara tek tek neler yakaladınız anlatın. Tabii ki yani şöyle bakın Ekrem İmamoğlu şimdi şöyle de bir şey var Nihan Hanım. Biz sabahtandır sağlıklı insanlar diye sınıflandırdığımız insanlara evet. Yükleniyoruz. Ama bu ön yargının, bu düzensizliğin, bu disiplinsizliğin artık ne diye adlandırırsanız bir kısmını da biz engelli arkadaşlar oluşturuyoruz. Evet. Geçen gün bir tane arkadaşımız, engelli arkadaşımız İmamoğlu'nun yanına gitmiş. Röportaj vermiş. Fakat röportajını baştan sona dinledim. Bir tane engelli hakkına değinmemiş. Evet, bir de öyle bir durumlar oluyor yani. Yani bir tane engel. Ya arkadaş, sen engelli bir arkadaşsın ya. Sen sanatçı bir insansın. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanına gitmişsin. Evet. İster destekle, ister destekleme. Fakat sen bunun yanına gittikten sonra senin orada yapman gereken şey şudur. Sayın Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Ben 16 milyon İstanbul'un bir vatandaşı olarak şu sıkıntılarım var. Buna çözüm bul demesiniz. Evet. Adam görme engelli otobüse biniyor. Şimdi ben Türkiye'nin her yerinde tek başıma seyahat edebiliyorum. Zaten sosyal medyadan da görüyorsunuz. Her yere de gidebiliyorum. Fakat ben otobüsün ilk 2-4 koltuğu bana ayrılmış. Yani bunu kamu bana vermiş. Yaşlı evet. Engelli hamileler için. Burada ola ki doludur, ola ki dolu değildir. Benim görme engelli arkadaşım biniyor, bastonu vuruyor. Tik tak, tik tak. Köre yer veren yok mu? Ben körüm, oturacağım. Arkadaş, sen gözünle ayakta durmuyorsun ki. Dur orada ayakta. Ola ki orada bir yaşlı vardır, bir hamile vardır, bir kadın vardır, bir şey vardır orada. Sen hani niye bu cümleyi kuruyorsun? Sonra siz bunu duyuyorsunuz. Evet. Yarın bu görme engelli arkadaşım yolda gittiğin zaman sen bunun koluna patır kütür giriyorsun.
Bu sefer diyor ki sen niye bana böyle ön yargılı yaklaşıyorsun? Evet. Ya arkadaş, bu ön yargıyı sen oluşturdun. Şimdi bakın, bu konu çok farklı. Bir, görme engelliye yolda yürüdüğü zaman, yardım ettiğiniz zaman evet, kesinlikle ama kesinlikle onun koluna girmeyin. Evet. Çünkü yanlış düşünebilir. Yok yani, yanlış düşünebilir değil. Yardımcı olmak istiyorsanız yanına yaklaşın. Yardımcı olabilir miyim? Evet. Tabii ki cevabını aldıktan sonra gene koluna girmeyin. Çünkü görme engelli, siz onun koluna girdiğiniz zaman o sizi bir adım önden takip ediyor. Bu sefer basamak iniş çıkışlarında siz onun kolunu yönlendirdiğiniz zaman bunun düşme ihtimali çok yüksek. Evet. Fakat o sizin kolunuza girse sizi bir adım geriden takip edecek. Bir adım geriden takip ettiği zaman merdiven çıkıp indiğinizi, sağa sola döndüğünüzü kolunuzdan gayet evet, iyi anlayarak daha sağlıklı bir yolculuk sürdüreceksiniz. Şunun da altını belirteyim. Arkadaşlar, görme engeller farklı bir dil konuşmuyor. Evet. Benim Türkçem çok iyi değil. Amenna, belki beni anlamıyorsunuz ama diğer görme engeller arkadaşlar hepsi Türkçe Türkçe, yabancıysa yabancı dil konuşuyor. Şimdi insanlar şöyle oluyor. Mesela oturuyoruz biz, benim Fatih var, sağ kolum. Evet. Yayınlarda da sürekli görüyorsunuz yanımda. Evet, görüyorum Fatih. Evet. Şimdi oturuyoruz biz bir yerde, bir şey alacağız. Adam bana sormuyor. Fatih'e soruyor. Abim kaç şeker atar? Fatih de bilerek artık işin esprisini kavramış, dönüyor. Abi diyor, sen kaç şeker atıyordun? He Fatih, bir şeker. Dönüyor. Abi bir şeker atıyormuş diyor. Bana bunu sorabilirsiniz. Görme engellinin kulağı da hassas değildir arkadaşlar. Ya da kulağı sağır değildir. Evet. Kimisi çok bağırır. Zannediyor ki gözümüz görmüyorsa kulağımız da duymuyor. Kimisi ise çok sessiz konuşur. Sizin kulaklarınız çok sağlam. Değil arkadaş, değil. Bende iki kulak zarı, sende bir kulak zarı yok. İkimiz eşitiz. Evet. Bu şu demektir. Siz bir yere baktığınız zaman odağınızı ikiye bölüyorsunuz. %50'sini göze, %50'sini kulağa veriyorsunuz. Ben sizinle iletişim kurarken bütün odağımı sese verdiğim için sizleri daha iyi duyuyorum. Bunun başka hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Bunu bir şekilde kavrayın. Bir de şöyle bir şey vardır. Biz sürekli söylüyoruz. Biz eşitiz diye. Bu sefer bazı komik olduğunu sanan arkadaşlarımız, işte şu nerede dediğim zaman biz eşit değil miydik? Kendin al diyor. Bunlar şu ya, tiplerdir. O da tabii ki. Bu şu tiptir Nihan Hanım. Şimdi kadın erkek eşitliğini savunduğumuz zaman bazı insanlar çıkıp diyor ya, madem kadınla erkek eşit, o zaman kadın inşaatta kum taşısın. Arkadaş, siz kadın eşitliğini savunurken biz onun gücünü savunmuyoruz. İnsan hakları, olarak. Evet, hak olarak eşit olduğunu savunuyoruz. İnsan hakları olarak da. Kesinlikle. Bugün biz engellerin hakkını savunurken evet, biz tabii ki biliyoruz. Ben görmüyorum, o duymuyor, o konuşamıyor, o yürüyemiyor. Yürüyemiyor, evet. Bunu biz de farkındayız. Biz demiyoruz ki ikimiz de aynı maratona koşarız. Biz şunu diyoruz. Bu şartlar altında birlikte bu dünyada yaşadığımız zaman hak olarak eşitiz. Başka hiçbir eşitlikten bahsetmiyoruz. Bu da bizim çok can yakındığımız bir konu. Şöyle düşünsel, insan olarak düşünsel, tabii ki bedenen kadınla erkek eşit değil ama düşünsel ve insan olarak aynı haklara sahip olmalılar. Ama tabii ki dediğin gibi inşaatta kadın amelelik ne kadar, Rusya'da yapıyorlar biliyorsun inşaatta kadınlar. Çin'de falan yapıyorlar. Ama şey var, şimdi Abdülhamit'in bir çok da bir sözü vardır. Ruslar ne yapıyorsa siz tam tersini yapın diye. Onun için bizde çalışmıyor kadın. Bizde çalışmıyor. Kadınlar yemek yapsın yeter. Yani yok, şimdi şu bu kadının şimdi zaten şey vardır mesela, yuvayı dişi kur, dişi kuş kurar diye bir atasözümüz evet, vardır. Muhakkak ki bir erkek bir kadın kadar mutfakta ya da temizlikte verimli olamaz. Ama bir şey söyleyeceğim. Dur, lafını kestim. MasterChef'te sen oldun biliyorum. Dünyanın birçok yerinde en iyi aşçılar erkek. Onu da unutmayalım. Tamam, tabii ki. Yani. Bu dünyanın bir yerinde çok erkek ama kim ne derse desin. Yani o kadının vermiş olduğu o sevgiyle o yemeği kimse yapamaz. Tabii anne, ki şu, evet, şunu da şöyle yanlış algılanmasın. Evet. Tabii ki erkek yemek yapacak, eşine yardımcı olacak ama kadın bu konularda daha iyi oluyor. Tabii erkeğin de daha iyi olduğu konular vardır. Bu artık evlendiğiniz zaman ya da hayatınıza bir insan aldığınız zaman ikinizin mutlu olacağı şekilde bunun kararlarını alırsınız. Bunun bir genellemesi yoktur. Ama şuna ben karşıyım. Kadın dediğin evde oturacak, yemek yapacak. Yok arkadaş ya, helikopter uçuran kadın var ya. Sen ne yaptın ya? Ya da olabilir, erkek çalışmıyordur, kadın çalışabilir. Bu çok değişik bir konu. Hayat buraya müşterektir, girmeyelim, değil mi? Hayat müşterektir. Kesinlikle. Yani
Eğer o an eşi iş bulamıyorsa hanımı çalışabilir. Yani burada da bir eşit, insan olarak eşitlik diyelim. Kesinlikle, zaten insan olarak eşitlik dediğimiz şey budur. Evet. Ama bedensel olarak sizin daha iyi yaptığınız, bizim daha iyi yaptığımız işler vardır. Bir de buradan söyleyelim, erkekler bazen şunu da diyor. Kadınlar işimizi elimizden aldı, bu kadar kadın niye çalışıyor? Kadınlar da çalışsın, okusun, eğitim alsın, değil mi Hamza? Tabii yani ki biz... yani kadınlar yani bu aslında kadın derken bile ona bir hakaret edip ayrıştırma oluyor. Yani insan bu arkadaş, olabilir. Şimdi evet, siz evli değilsinizdir, abiniz babanız yoktur. Aç mı kalacaksınız? Mecbur tabii çalışacaksınız. Ya da yarın öbür gün ne olacağınız belli değil ki. Mecbur çalışacaksınız. Bir mesleğiniz olmalı. Mesela Türkiye'de kadınlar eşlerinden ayrılınca çok zor durumlara düşmekten korkuyorlar. Çocuk, iki çocuk nereye gitsin? Çok altyapımız yok. Avrupa gibi şanslı değiliz biz. Avrupa kadını şunu yapıyor. Adamla beraber oluyor. Çocuğu oluyor. Diyor ki ben diyor seni istemiyorum. Evlenmek zorunda da değilim. Çocuğunu alıyor. Devlet ona sahip çıkıyor. Bizden maalesef böyle alternatiflerimiz yok bizim bu kadar çok. Ya bu olmasın da ya. Şimdi bu da toplamıyor ya. Bu da şimdi toplum. Şimdi Anadolu kültüründe yok diyorsun. Yok yani, bu da bizim toplumumuzda yani bir Türkiye yakışır bir davranış da değil ama şimdi tamam kadınlar bizim başımızın tacıdır. Onlar her anlamda eşit olalım. Amen de ama öyle yani gayrimeşhur çocuklar falan bunlar karışık konular. Yok, yok. Şey olarak yani mesela orada bir şey yok. Baskı yok. Hani biz ataerkil toplumuz. Tabii ki evlenmek falan bizim için önemli şeyler. Onlarda da evlilikler var. Evlilik olmasa da onlar için normal. O farklı bir şey de. Ama ekonomik güç olarak tabii ne olursa ki olsun devlet onların yanında. Aynen öyle. Ya bir de şey vardır bizde mesela, bizim Türk insanında. Evet. Abi kadın çalışırsa biz ne yapacağız? Ya şimdi bizim sözümüz geçmez. Ya arkadaş yani ne alakası var? Karşındaki insan bilinçliyse zaten bu tür şeyler, sıkıntılar girmezsiniz. Bu arada bizim engelsiz yaşamdan çıktık, kadınlı yaşama ya girdi. Ya olsun. öyle değil mi? Biz bunlara dedi. Biz engele dair diyoruz. Yani engelsiz. Yani her konuda engelsiz. Şu aralar kadınlara çok şiddetler var. Bunu da senin de konuşman da güzel bir şey. Şimdi yalnızca şöyle bir şey var Nihal Hanım. Kadına şiddet diyorsunuz da. Hı-hı. Arkadaş ben şuna çok net inanırım ki. Evet. Kadına şiddeti yol açan en büyük etken kadın. Evet. Neden kadın biliyor musunuz? Şimdi bunu söylerken bir yuh seyirci diyordan duyuyorum. Gelir ama. Evet, hemen bir açıklamasını yapayım. Evet. Bizim insanlarımız kıskanma diye bir kavram vardır. Evet. Bunu ilişkilerinde baz alıyorlar. Birincisi erkek kadının yiyimine karışıyor. Abi karışma. Kadın da karışmasına müsaade ediyor. Abi beni kıskanıyor, beni seviyor diyor. Bak ne giydiğime karışıyor. Ya arkadaş kısıtlamak ne zamandan beri sevmek olmuş. Ondan sonra nereye gittiğine karışmaya başlıyor. Yediğine karışmaya başlıyor. İçtiğine karışmaya başlıyor. Böyle 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 onu tamamıyla zapt etmeye olay çalışıyor. Olay büyüyor, volkanlaşıyor. Patlıyor. Aynen öyle. Ondan sonra kadın bir şey dediği zaman vay sen misin bunu diyeyim deyip şiddete yol başvuruyor. Fakat ilk giydiğine karıştığı zaman kadın bir hop geri dur. Ben buyum. Kabul ediyorsan böyle. Etmiyorsan bir adım geri git. Benden uzak dur dese olay bu kadar gelmeyecek. Ama evet, bu bizim kadınlarımız şey diyor. Aa beni seviyor. İşte bak beni kısıtlıyor. Yani bir şeyi bu kıskançlık duygusu. Şimdi bir insanı kıskanırsın. İnsan sevdiğini tabii ki kıskanır. Evet, ama aşırısı kıskanmak kısıtlamak değildir. Evet. Kıskanmak kısıtlamak değildir. Mesela tutuyor bana diyor işte sen çok insanla görüşüyorsun, çok sosyal medyayı kullanıyorsun, çok göz önündesin. Sana kim bilir özelden ne mesajlar geliyordur. Sen bana güvenmiyorsan zaten benimle birlikte olman yanlış senin. Sen konuş boşver, güzel şeyler konuşuyorsun. Yani ben senin her şeyini izledim hemen hemen. Yani. Teşekkür ederim. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir benliğimiz vardır. Şimdi bazı... Ama erkekler de biraz centilmen, naif olsunlar canım. Bu kadar tabii ki olsun. Hani yani zaten bunu şöyle bir şey var. Centilmenlik dediğin şey şudur. Ben her zaman mesela ben şiirde seslendiriyorum. Bir tane şiirimde şey vardır. Bir tane seslendir ya. Yok burada olmaz. Olur yok, olur. Burada olmaz. Gerçekten tamam. Çok sonra... yoğun bir programlardan çıktım. Bugün çok yoğundu. Hatta buradan sonra da bir programa gideceğim. Biliyorum. Sesimi çok iyi kullanamıyorum. Telaffuzlarda da sıkıntı yaşıyorum. Anlamadığınız varsa. Şimdi anlıyorlardır kesin. Orada şey diyorum ben mesela. Anam gibi sevip saymalı ki ben de babam gibi sahipleneyim. Bu bir mısradır. Ben onu dinledim galiba. Evet, şimdi burada her şey eşit olmalı. Kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Kadın evet, ruhsal olarak sevgiyi isteyen bir insandır. Yaratılıştan dolayı bunu ister. Bu arada ben terazi burcuyum. Gece saat millet 3'te uyanır su içer. Ben 3'te uyar şiir yazar geri yatarım. Çok iyi ya. Teraziler çok aslında duygusal
Bir dengeli, bir dengesiz. Dengesiz, bakın bakın bakın, bu çok yanlış bir bilgi. En son Hülya Nida Şahin'in programına, astroloji programına katılınca bu konuyu özellikle konuştum. Hülya Hanım'a da buradan selamlar olsun. Sevgiler olsun, evet. Evet, Zehra'ya da buradan ayrıca. Selamlar olsun, seviyoruz kendisini. Zehra benim kankamdır. Zehra'yı çok seviyorum, ben hemen hemen her gün neredeyse. Şimdi şöyle bir şey vardır. Terazi dengesiz değildir. Terazi dengeyi sağlamak için sürekli ortama göre... Dengesizleşiyor musunuz? Yok. Biz sizin dengenizi sağlamak için, yani çok özür dilerim, sizi tenzih ederek konuşuyorum. Sizin yaptığınız dengesizlikleri dengeye çekmek için kendimiz dengesizleştirip sizin dengelerinizi denkleştiriyoruz. Ha, eşitliyoruz. Eşitliyoruz. Hmm. Ama bize dengesiz diyorlar. Biz dengesiz değiliz. Yok yok, terazi burçları aslında çok iyi niyetlidir. Onu biliyorum yani. Evet, biz yani bir liderlik vasfımız vardır bizim. Çok egolu oluruz. Özgüven patlaması yaşarız. Ondan ben onu sonra, aslanlarla koçlarda biliyordum ama biz demek de ki terazide. Yok, sizde de, daha zirvede. Yani bir ortama girdiğimiz zaman bizim ilgi çekmemiz lazım. Evet. Ama bu ilgi şey değildir. Oo falan değildir. Yani orada varlığımız hissedilecek arkadaş. Hani şeyi kendime yakıştırmam ya. Böyle elimde bastonla bir ortama girdi. Bir tane görme engeli geldi gitti. Bunu asla kendime yakıştırmam. Oraya girip öyle bir davranış ya da öyle bir hareket sergilemem bir lazım. Bir enerji patlatayım diyorsun. Yani orada ben hissedileceğim. Orada ben fark edecekler beni. Böyle bir şeyimiz var bizim. Bu güzeldir yani, özgüveni ben çok severim. Çünkü başarmanın yarısı güvenmekten geliyor. Tabii. Sonra başlamaktan geliyor, sonra başarmaktan geliyor. Amaç bir şeylere başarmaktır. Bugün mesela bizim ülkemizde 10 milyon engelli var. Daha fazla. 16 olur. Diyen var, 15 o, diyen var. 17, ama 17 filan son evet. Şeylerde ben, çünkü bir arkadaşım bir şey yapıyor, o da bir proje yapıyor. Biz böyle sosyal projelerle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Hayata geçirecekler inşallah, çok güzel şeyler yapmak isteyen başkanlarımız var. Tabii herkes projesini açıklamak istemeyebilir ama inşallah olursa sizler için, bizler için de çok güzel şeyler olacak. İnşallah biz elimizden geleni bekliyoruz. Yapılan her şeyi anlatacağız, göstereceğiz, takipçisi olacağız inşallah. İnşallah. Biz elimizden geleni buradayız. Yani duyarlı insanlar da var. Size. Şimdi bizim ülkemizde dediğim gibi 10 milyon, 16 milyon ya da 17 milyon. Bunun son istatistiklerine bakmadım ben. Bakarım. Hı-hı. Teşekkür ederim. Engelli var. Ama evet. Bunun sadece 10 bin tanesi göz önünde, 5 bin ya da 3 bin tanesi göz önünde. Diğer kalanı nerede? Bu diğer kalanı neden dışarıda değil? Neden dışarıda değil biliyor musunuz? Biz engelli dışarıda gördüğümüz zaman vah 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 diyoruz. Engelli sarı çizginin üstünde yürüdüğü zaman başını vuruyor. Ya ben metrobüse bindim, adam geldi yanıma, nereye gideceksin oğlum sen dedi. Amca gelecek durakta ineceğim dedi. Nereye gideceksin, nereye dedi. Ulan sana ne, ben gelecek durakta ineceğim arkadaş, sen niye üstlüyorsun bunu? Ondan sonra dedim amca işe gideceğim. Şimdi amcanın niyetini anladım, hani sana ne, sen mi bırakacaksın demek de istemiyorum. Senin sahibin yok mu dedi. Yok amca, ben evcil değilim, böyle buralarda dolanıyorum dedim. Bu adam dışarıda engelliyi gördüğü zaman senin sahibin yok mu diyor ya. Bu algıyı, şimdi ben kendim aşmış bir insanım. Ben buraya evet, güler geçerim. Bayağı bir aşmışsın yani, örnek de olmalısın. Ama şunu düşünün. Hamza. İlk defa dışarı çıkan bir Hamza bu cümleyle karşılaşsaydı, size yemin ediyorum bir daha kimse Hamza'yı dışarı çıkartamazdı. Değil mi? Bu olmasın arkadaşlar. Ben çıkmazdım şahsen. Evet. Ama ben oradan çıktım, hemen direkt notlar, telefondan not al. İlk programda dedim amca benim sahibim yok. Ondan sonra da bir programa çıkmıştım, lakabım sahipsiz adama çıkmış dedim. Ama şey, kendinle barışıksın. Mesela Zehra'yla hep konuşuyoruz. Zehra diyor ben Nihan abla doğuştan görme engelliyim. Ki seninki galiba sonradan oluşmuş. Ama diyor bu diyor Rabbim böyle istediği için belki böyle oldu diyor. Yani kendimle barışığım diyor. O kadar güzel şeyler yapıyor ki sen de öylesin. Teşekkür ederim. Aslında burada kendisine yani küsmesi gereken ben değilim. Bence sizsiniz. Evet biz. Çünkü dünya yeryüzünde kaç milyar insan hayat var. Hayat devam ediyor. Ve bunun kaç tanesi engelli? Ben şunu, Allah bizi özel yaratmış. Bakın size. Hepiniz aynısınız. Ama biz özel insanlarız. Yani önemli olan bu şekilde bir şey yapabilmek. Fakat bunu yaparken bizi engelliyorlar, bizi kısıtlıyorlar. Bugün bizim seven bir engelli arkadaşımız aşık olduğu zaman karşı taraftan çok değişik cümleler duyuyor. Arkadaş yani bu görmemek, yürümemek, duymamak, konuşmamak bu kadar sizin abarttığınız gibi büyük bir sorun değil. Sadece görmüyorsun, başka hiçbir şey yok. Sen yaptığın işlerde beni düşün. Binayı alçak yapma. Buradan Hamza geçecek de.
kaldırımın üstüne araba koyma, buradan Hamza geçecek de. Buzdolabını dışarı koyma, dondurma dolabını dışarı koyma, burada Hamza geçecek de. O zaman ne, bak bakayım, ben mi acınılacak durumdayım, sen mi acınılacak durumdasın? Evet, bunu çok yapıyor. Biz normalde kendimiz bile sandalyelerin üstünden bazen kaldırımları o kadar işgal ediyorlar ki. Evet. O sandalyelerin üstüne hoplaya ben bir de sakarım. Bazen takılıp düşüyorum, çantam mantam bir tarafta böyle. Enteresan. Şimdi bu çok şey oluyor. Şimdi az, ben %10 görüyorum. Az görmek çok büyük sıkıntı. Niye sıkıntı? Karşındakinin ne olduğunu görmüyorsun. Ben ağaca çarpıyorum. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Bak, cevap veriyorum. Tamam, bu da ağaçmış diyorum. Tabelanın dibinde duruyorum. Pardon, karşıya geçirir misiniz diyorum. Ses vermiyor. Tamam, bu da konuşuyor. Bu da tabela falan diyorum. Bu tür şeyler çok oluyor. Ben genellikle bu masalar falan çarpıp geçiyorum. Gördüğüm olsa bile bilerek çarpıyorum. Çünkü adama desem ki bunu buradan kaldır, kaldırmayacak. Kavga edecek sizinle. Yok, kaldırmayacak. Tamam kardeşim, gel ben seni geçireyim diyecek. Onu kaldırmayacak. Ama ben onu düşürdüğüm zaman, onun üstündeki tuzluk, şekerli yere düşüp kırıldığı zaman o adam onu mecbur kaldırıyor oradan. Yani aslında bu duruma getiriyorlar olayı, değil mi? Evet. Yani ben orada bir yapmaya. Şey diyor adam, bir dahakine o masayı dışarı koyduğu zaman şu, he geçen lan bir tane kör çarptı her şeyi kırdı ya, onu oraya koyma diyor. Bak adam benim oradan geçemediğimi düşünmüyor, onun tuzluğunu kırdığımı düşünüyor. Ama bizim esnafımız çok iyi. Yani biz var ya, biraz kötü niyetli olsak hayatı bedava yaşarız. Şey, evet, bizim insanımızda merhamet çok var. Çok var ya. Çok var ama o merhameti şey olarak kullanmıyorlar. Yani sisteme geçirip hani birey olarak biz de bir şey, bir katkıda biz de bulunalım. Aynen. Yani demiyor. Lokantacı merhametli. Benden para almıyor ama orada bir engelli çalıştırmıyor. Evet. Ben de o adama buradan sesleniyorum. Ey lokantacı abim, börekçi abim, çörekçi abim, her yani neysen, bir iş verensen, bana yardım etme, bana para verme, bana yemek ısmarlama, bana iş ver. Böylelikle benim tüketici değil, üretici olmam sağlıyorsun. Beni üretken yap ya, biraz daha şu engeller dışarı çıksın, biraz daha. Geçen bakan diyor ki bilmem hangi ülkenin hangi şehrinde bir sürü engelli var. Vallahi bizim engelli olanımız onlardan daha çok ya. Biz bütün dünyanın engelli ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. Ben şunu biliyorum, engellilerin gidip kalabileceği, yani ailesi sahip çıkmasa engellilere ait bir yer yok, onu biliyorum. Hani özellikle engellilere ait. Evet, birkaç yer var yetersiz. Yetersiz ya abi, evet. Bize uygun yerde yapmasınlar. Biz bunu da istemiyoruz ya. Şunu da ben söylüyorum, geçenlerde yine söyledim. Lütfen diyorum artık belediyelere, şehir planlamacılarına, herkese bunu söylüyorum. Binalar yapılırken bu projelere engelliler için en az 3 daire koyun. Ya da bu engelliler için yapılan yol projelerinde filan yenileme yapılsın. Yani bunu artık evet. Şartlasınlar diyor. Şimdi bakın, sarı çizgi var. Her ne kadar bizim için kısıtlanmaya çalışsa da, biz onu amacı için kullanamasak da bir sarı çizgimiz var yollarda. Evet. Her yerde olmasa da bazı yerlerde var. Fakat bu sarı çizgi plastike benzer bir maddeyle yapılıyor. Bir malzemeyle. Fosforlu bir ara. Bilmiyorum, tam emin değilim. Ama şimdi sarılar bir plastik gibi. Önceden bir fosfor evet, vardı. Evet, daha evet. Dikkat şimdi çekiyor. Şimdi bu dandik. Arkadaş, bunun üstünden bir tane araba geçtiği zaman onun içindeki o şerit dümdüz oluyor. Ya evet. Bakımını yap bunun, ya bunu hiç yapma. Aslında onu fosforlu tekrar yapsalar daha iyi bence. Ya evet, daha iyi olur. Ben aslında var ya, benim aklımda bir sürü şey var. Evet, sen üretiyorsun. Üretiyorum. Evet. Ve ben bunu fikir olarak bir belediyeye ulaşsam, bir belediyenin yanına gitsem, para da istemiyorum. Ben kendim devlet memuruyum. Allah'a şükür o paraya da ihtiyacım yok. Gideriz Hamza beraber ya. Gidelim. Gidelim yani. Şu an bir üretelim, gidelim ama karşılık bulmuyor. Ama sizin belediye başkanınız, kaymakamınız, benim diğer dernek başkanları sizin bölgeden de. Hakan Sulu'ya da söyledim, çok sevindim. Hakan Sulu'yu tanıyorsunuzdur, Şehit Gaziler Dernek Başkanı. Yok, bilmiyorum. Ben Bağcılar'da oturuyorum. O Bayrampaşa'ydı. Ya bizim Bağcılar Belediyesi çok duyarlı. Sizin Bağcılar'da evet duyarlı. Yani onu söyleyeceğim. Ya, Bayrampaşa, Bağcılar bu konuda çok duyarlı. Adamlar bir engeller sarayı yapmış Nihal Hanım. Evet. Dünyada ilk. Bağcılar Belediyesi dünyada ilk. Evet. Diyorlar ki görme engel Hamza Demir kendini aştı. Arkadaş, ben Allah'ın izniyle, kendi azmimle Bağcılar Belediyesi'nin verdiği desteklerle kendimi aştım. Bugün Ümraniye'deki, Sarıyer'deki, Beykoz'daki arkadaşım kendini aşmadıysa, ben ona sen niye kendini aşmadın diyemiyorum. Çünkü onun bir engeller sarayı yok.
onun kendisini geliştirebileceği bir yer yok. Olsun ya. Spor salonu yok. Ya bizde spor salonu 37 tane mesleki kursumuz var bizim. Evet. Kapıdan servis alıyor ücretsiz bir şekilde, ücretsiz bir şekilde bırakıyor. Havuzumuz var, spor salonumuz var. Evet, sizde var. Adam görme engeller için kocaman bir parkur yapmış. Kırmızı ışıkta nasıl karşıya geçeceksin? Üst geçitte nasıl çıkacaksın? Yolda nasıl? Hepsini düşünmüş. Adam engelliye yemek yapmayı öğretiyor ya. Ama diğer belediyelerde bu yok. Evet. Farkındasınız. İşte onlar daha duyarlı olduğunu biliyorum işte. O yani bizim bu konuda Lokman Çağrıcı başkanımıza buradan çok ama çok teşekkürlerimi evet. sunuyorum tekrar. Ama velakin dediğim gibi hani diğer belediyeleri de bu hizmete daha çağırıyoruz. Lokman Başkanımızı örnek alsınlar. Lokman Başkan bu arada hemşerimizdir kendisi. Evet, bunu şunu altını çizeyim. Bakın izleyicilerimiz, arkadaşlar bizim burada amacımız birine yalakalık yapmak değil. Evet. Taraf tutmak değil. Ben hiç o sizin bölgenin insanı değilim. Biraz. Evet. Yani yapılanı bak. Aynen. Yapılan iyiyse. Kesinlikle. Yapılan iyiyse o sistemin arkasına. Ama Antep'te de yapıldı bu mesela. Bunu eksik yapıyorsa bu sistemi lütfen yani eleştirebilelim. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Antep'te de yapılıyor bu. Antep'teki arkadaşlarım da bu engeller konusunda çok memnunlar. Onlara da buradan Antep Belediye Yönetimi'ne de buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani yapan belediyeler çok. Bir sürü evet. yapan belediyeler var. Benim bildiğim zaten Bağcılar'da kendim yaşadığım için kendim biliyorum. Antep'te arkadaşlarım var, onlar söylüyor. Onlar da çok iyi hizmetler veriyor bu konuda. Çok iyiler, çok memnunlar. Bunu evet. bütün dünyaya yayalım ya. Yani bugün bir engelliye bir kurs vermek o kadar zor değil. Bir mühendis binayı yaptığı zaman evet. bakın çok basit bir şey. Şurada bizim ışık açma kapatma prizimiz var. Evet. Bunun üstüne kabartma yazıyla yukarısına A, aşağısına K yap. Sizin 3 6 harf. Braille alfabesi. Braille evet. Bunu yap. Görme engeli ellesin. He bu yukarı doğruyken kapalı, aşağı doğruyken açık. Evet. Bunu öğrensin. Bu zor bir şey değil ki. Ben sana demiyorum ki yürüyen fayans yap. Ben sana demiyorum ki yürüyen merdiven yap. Yürüyen merdiven binanın içine koy. Asansör koy. Giriş kapısını düz tut. Binanın içine de birazcık lavaboları alçak yap. Bu kadar basit ya. Evet. Hem küçük çocuklar da daha rahat elini yıkar. Evet. Ama yapmıyorlar. Niye lan? Yapmıyorlar. Konuşuyorum yapmıyorlar. Yaparlar bence duyarlar. Gidelim beraber. Olsun başkanlarımız, dernek başkanlarımızı da alırız. Gideriz, anlatırız sorunlarımızı. Biz halkız. Bizi dinlemeliler bence. Ya dinleyenler dinlemesine dinliyorlar ama yaparlar da ya, yaparlar ya. Şimdi biz iyi niyetli gidiyoruz. Yaparlar. Bakın gene söylüyorum. Biz halka yükleniyoruz ama göz önünde bulunan engelli arkadaşlarımızın da büyük suçları var. Evet. Şimdi bugün bir Hamza bir şey paylaştığı zaman 10 bin kişiye, 20 bin kişiye, gerçi geçen bir videomuz keşfete düştü, 127K'ya ulaştık ama bu çok istisnadır. İyiymiş, bayağı bir iyiymiş. Evet, bu ulaşamıyor. Ama bugün göz önünde bulunan ama bizim engel arkadaşlarımız var. Şöyle bak Hamza, sen duyarlı bir insansın, açtın, bunu asla dramaya dökmedin, hayatını drama bağlamadın, birçok şeyi başardın. Ama bazı engellerimiz de şunu yapıyorlar. Hep acındırıyorlar, hep tam istiyorlar. Onu işte tam oraya gel. Bunu arkadaşlar bakın onlara ne anlatmak istersin? Onlara şuradan arkadaşlar. Söyleyeyim. Ben buradan onlara anlatamıyorum. İşte ekonomik durumu iyi olanları tenzih, olmayanları tenzih ediyorum. Onları tenzih ediyorum. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda olanlar. Aynen öyle. Var. Bunlara bir şey demiyorum. Evet. Onlar adamın durumu yoktur, iş bulamıyordur. Fakat buradan kulak cihazı alamayan insanlar var. Halka şunu söylüyorum. Gidip bir işitme engelliye, bir görme engelliye, evet. bir ortopedik engelliye para yardımı yapma. İşveren sen bunu işe al. Evet. Bu kadar basit. Bugün yardımlarımızı bizim ülkemizde genellikle yüklü yardımları iş adamları yapıyor. Allah razı olsun. Evet. Fakat yardım yapma arkadaş ya. Beni işe al. Ben hem bir mesleğim olsun hem kendi paramı kendim kazanayım. Şimdi engelini kötüye kullanan o kadar arkadaşımız var ki elinde bastığında işte biz tiyatro oyunu yapıyoruz. Ortopedik engellere tek ek sandalye alıyoruz. Yok ya arkadaş ya. Bırak bu işleri ya. Beyaz bastonu alıyormuş. Nereden alıyorsun beyaz bastonu? Belediyeler beyaz bastonu bedava dağıtıyor. Ya yani niye konuşuyorsun? Duyur yani. Belediyeler beyaz bastonu bedava veriyor. Veriyor. Onu bilmeyenler de var öyle. Yok veriyor. Alamayan varsa bana Instagram'dan özelden yazsın. Evet. Söz bastonunuzu ben kargoyla ulaştıracağım size. Kulak cihazları mesela. Kulak cihazları bunlar sağlık. Evet SGK veriyor. Sağlık Bakanlığı veriyor. Bazı ilçe belediyeler destek oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Bazıları oluyor. Hepsi olmasa da bazıları oluyor. Çünkü biliyorum ki kulak cihazları da fark ediyor yani. Evet. Aynen. İyileri de var. Tekerlekli sandalye. Arkadaş zaten o birey tekerlekli sandalye kullanmaya uygunsa
sağlık kurulu buna okey diyorsa, belediye bu sandalyeyi veriyor. Hatta senede bir mi, iki senede bir mi ne sıfırlıyor arabalarını ya. Sıfır kilometre veriyor. Ama devlet şeyi vermiyor. Mesela sandalyeyi de SSK karşılamıyor. SSK yani. Karşılamıyor, belediye evet, veriyor. Belediyelerin verdiğini biliyorsan veriyor, evet. Duyurmakta fayda var. Yani çünkü insanlar şey diyor. Belki akülü vermeyebilirler ama bir şekilde yardımcı oluyorlar değil ya mi? Ya manuel veriyor. Yani akülü de veren var. Ben çok şahit oldum verene. ama manuel de verene çok gördüm. Şimdi akülü şöyle bir şey var. Zor değil akülü mi? Almanız için heyete giriyorsunuz. Heyet senin vücut fonksiyonlarını değerlendiriyor. Akülü kullanmaya uygunsan sana ehliyet raporu, yani o araba için bir ehliyet raporu var. Onu veriyor. Evet. Ondan sonra belediye o rapora göre sana araba veriyor. Anladım. Ama bütün ortopedik engelli arkadaşlarımız akülü kullanmaları için müsait değil, uygun değiller. Zaten evet. Uygun olanlar heyet raporu alıyor ve arabalarını alıyor. Yani gördüğünüz gibi çözüm çok ama sorun da çok. Ama bunu bilmeyen insanlar da bilmeyen var. Bilmeyen insan var da şimdi yani okusunlar arkadaş ya. Ya öyle deme şimdi Hamza. Şimdi görme arkadaşımız, görme engelli bir arkadaşımız nasıl okusun? Nasıl sen şimdi bunu biliyorsun. Yok yok efendim bakın şöyle bir şey var. Okuma yazmayı bilmiyorsan. Tamam ben de okuma yazmayı bilmiyorum. Latin alfabesiyle okuma yazmayı bilmiyorum. Braille alfabesi var. Telefonlarımız her şeyi okuyor. Her yeri okuyor. Bilgisayarların bakın bilgisayarı yoksa, telefonu yoksa, Braille alfabesiyle bilmiyorsa bu kardeşimin ellerinden öperek özür diliyorum. Onu tenzih ediyorum. Onun için konuşmuyorum. Ama bugün adamın elinde iPhone. Instagram'da takılıyor. Tak 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 tak. Ama ya ben belediyenin beyaz baston vermediğini bilmiyorum. Yalan konuşuyorsun. Ben bilmiyordum. Senden öğrendim. Niye yazmadınız Google'a beyaz baston nereden alınır diye? Şöyle i̇şte bakın toplumun en büyük sıkıntısı okumuyoruz. Şimdi hani işin içine girmeyince hiç bilmiyorsun. Bak ben. Hadi sizin bilmemeniz normal. Çünkü ama, ona ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama bir her engelli bunu bilmeli. Ve evet. Yani şurada bir parantez açayım. Görme engellinin verimli cihaz, teknoloji cihaz kullandığı kadar kimse kullanmıyor. Evet, benim Microsoft'ta çalışan arkadaşım var. Bu kadar yani düşün Microsoft'ta tamamıyla yazılım üzerine ve benim yazılım yazan görme engelli tanıdığım var. Tabii canım onları biliyorum. Klavyeleri de var onların kendine. Yok klavye normal 10 parmak taktiri kullanıyoruz. Ekrana çıkan bütün yazıyı Yahoo 7 eve daha bilgisayarlarda. Telefonlarda ise Android ise TalkBack iPhone ise VoiceOver okuyor. Her yeri okuyor. Yani okumadığı yeri, hatta o kadar gelişmiş ki resim çekiyorsun, resminden ne olduğunu söylüyor. Mağazaya gittiğinizde marka vermeden anlatalım. Mağazaya gittiğinizde sistem mesela hangi mağazaya giriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Onu bilmiyoruz. Alışveriş yaparken bir program var mesela. Geçen de ben gördüm. Bu diyor şu fiyata diyor. Şu beden diyor. Mesela onu görüyor. Bak. Ha, o şu. O mağazanın bir şeyi değil. Yok yok. Telefonların özellikleri. Telefonda çıkartıyorsun. Evet onlar var yani. Tabii bir program var. O ben onu kullanıyorum. Etiketin resmini çekiyorsun. Evet. Etiketin içinde yazan yazıyı okuyor. Evet. Ama buna gerek yok. Plastik bir kalın plastikler var biliyorsunuz. Evet. Bu arkadaş bunu dikerken şuradaki etiketi kağıt değil de vücudumuzu zarar vermeyecek şekilde kalın bir plastik yapsın. Ve bu yumuşak plastikten de orada kabartma yazıyla yazsın. Evet. S beden şu renk şu renk yazılabilir. Bu basit. Ama yapmıyor. Evet. Gördüğünüz gibi biz engelli değil. Engelleniyoruz. Şey var böyle plastik de değil böyle. Hatta ben tekstilciyim. Silikon evet, ha, böyle ondan yumuşak. Evet. Kadifemsi böyle yapıyor. Zarar vermiyor. Evet. Aynen. Bunu yapsın. Ki bazı kaliteli markaların şurasında vardır ondan. Evet. O bahsettiğim şeyden. Buraya yazabilirsin arkadaş yani zaten bunu körden başkası okuyamıyor. Ya da şeydir başka farklı bir şekilde yani. Doğru yani bir sürü çözümü var bunun. Bunlara çözüm bulmak isteyen beni arasın ben çözüm bulurum. Sen böyle, hep çözüm buluyorsun. Ben burada böyle konuşuyorum bazı engelli arkadaşlarımız her şey diyor. Hamza konuşuyor işte Hamza. Arkadaş ben konuşuyorum. Hamza. Ben sizin tüketici değil üretici olmanız için konuşuyorum. Tabii tabii sen konuş bence senin gibi insanlar hep konuşmalı bence diye düşünüyorum. Bir de şey söyleyeceğim ya. Projen var mı? Kitap yazmak ister miydin? Yaşamını toplayacağın. Ya da bir sinema filmi mesela. Yani şöyle. Ne düşünüyorsun? Kitap yazarlık konusunda kendime göre yazdığım şeyler var ama o kadar güzel yazarlarımız var ki elime kalem almak benim haddime değil. Ben herkes işini yapsın taraftarıyım. Sinema filminde oynarım. Evet. Ustalık alanımdır. Ama yazma konusunda yazamam. Çünkü onu da yazarlarımız yapsın. Ama şey yapabilirsin mesela.
deneyimlerini yazabilirsin. Ya deneyimlerimi zaten diğer yok insana... ben yazmada iyi değilim. Yok ben anlatırım sesli ama kitap yazamam. Sesli kitaplar var biliyorsun. Tabii biliyorum. Hatta biz zaten kitabı oradan dinliyoruz. Sağlıklı yani görme engel olmayan diğer arkadaşlarımız kitabı okuyor. Geten evet. var. Siteye yüklüyor. Ondan sonra biz de o siteden o kitabı evet. indirip onu dinliyoruz. Bunu biliyorum. Ama hani herkes kendi işini standart evet. Türk insanı vardır ya. Ne iş yaparsın? Ne iş olsa yaparım. Neyimciyim abi. Yok, ben ne iş olsa yapamam arkadaş. Benim bazı yapabildiğim şeyler vardır. Yazarlık çok güzel bir şeydir. Benim bir tane hocam evet. vardı. Sen diyor usta iş yaptığını ya da güzel iş yaptığını ne zaman anlarsın diyordu. Ne zaman anlarım hocam diyordum. Öldüğün zaman hala senin yazdıkların konuşuluyorsa demek ki sen güzel bir şey yapmışsın diyor. Evet. Ama ben yazamam. Onu yazarlarımız da yazsın. Fikir veririm. Sıkıntıları söylerim. Sorunları söylerim. Bu sorunların çözümlerini söylerim. Ama ben yazamam. Ama gazete makaleleri yap bence. Mesela dediğin gibi ağacın terör örgüyle çevrilmesiyle ilgili. Ha bak bu tür kendim yaşadığım sıkıntıları kendi cümlelerimle dile dökerim ama bana yazarlık unvanı verilmeyecekse. Hatta ben şöyle yaparım. Anlan abi var bizim 61 medya. Onun köşesinde sana internet gazetesi bizi de destekliyorlar. Onların bölümlerine yazıp onlar senin her yazını paylaşırlar. Onlarla seni tanıştırırlar. Tabii bununla ilgili Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi sağ olsun Sözcü bayağı bir zaten arkadaşlar bizi şimdi ben böyle burada celalli celalli anlatıyorum. Evet. Bazen peki, Instagram'dan bana mesaj geliyor. Sen çok farklı bir şekilde anlatıyorsun ya. Sana hayırdır falan oluyor. Şöyle yapabilirsin. Yani internet üzerinden evet. her gün, her dakika aklına geldikçe yayınlayabileceğim bir kurum var yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ha, onlarla sizi bir tanıştırırım. Olur olur. Bir araya geliriz. Yani dediğim gibi kendi sorunlarımı yazarım ama tutup da bir hikaye yazamam ya da bir şey yapamam. Fikirlerini yaz ki insanlar görsünler Hamza ne fikir üretiyor. Estağfurullah. Yani Hamza, benim öyle bir derdim Hamza yok. Hamza zaten sadece bir stand-upçı değil. Hamza duyarlı bir insan. Şimdi ben biraz önce bakın bir şeyler anlatırken çok böyle şiddetlendim, celallendim. Şimdi biraz duruldum. Evet. Bunun nedeni şudur. Ama hep dökmek istiyorsunuz. İçimi dökmek istiyorum yani. Evet. Hem görme engelli arkadaşım. Biri evet. sana para verirken alma de ki beni işe al. İş veren evet. kardeşim sen bu adama para verme de ki gel burada çalış. Benim amacım bu. Bana balık yemeyi değil de tutmayı aynen öğret. Aynen öyle. Balık tutmayı öğretsinler bize. Biz tüketici değil üretici olmak istiyoruz. Bu kadar basit. Ve ben bunu anlatırken sağlıklı diye sınıflandırdığımız bireyin adamın düşüncelerini görürken ve burada engelli arkadaşımın serdiği o tavrı görürken sinirleniyorum. Ama sinirlenmemem lazım. Ama ben sanatçıyım. İşte onlar da şöyle Hamzacığım. Yani bir şekilde insanlar hep böyle kendini kurtarma peşinde oldukları için bunu yapıyorlar. Yani duygu sömürüsüyle ama sizler tabii ki farklısınız. Ben sizi teşekkür kesinlikle... ederim. Bununla ilgili şunu da söylemek isterim ki ne söyleyecektim ben ya? O kadar şey konuştuk ki emin olun. Son söylemedik izlediklerin ne varsa söyle Hamza son son dakikalarımız. Evet. Son dakikalarımıza giriyoruz. Madem o zaman tek cümleyle şunu söylüyorum. Kapatmadan güzel güzel söyle kapatırsın. Biz engelli değiliz. Bizi engellemeyin yeter. Çalışmalarımızın desteklerimizde önemi vardır. Bize evet. yapacağınız en büyük destek ise bizi sosyal medyalardan takip edip yaptığımız sosyal sorumluluk videolarını evet. paylaşın. Ben 1000 kişiye ulaştırıyorsam 1000 kişiye de SUS ulaştırın. 2000 kişiye bu toplumda engellinin var olduğunu gösterelim. Damlaya damlaya göl olsun değil mi? Aynen öyle. Dağdan kestik kereste. Şimdi ben de hep söylüyorum. Hepimiz duyarlı davranırsak herkesin amacı bir yerlere ulaşacak. Herkesin sosyal projeleri inşallah kafasında düşündüğü hayata geçer. Bunu yapmak isteyen dernekler var, imkanlarını toparlayıp bir sürü projelerle geliyorlar. Yani buna emin olun sizin için. Sizin için derken tabii ki toplum Anladım. İçin, kolaylaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Biz de destekleyeceğiz program olarak, birey olarak, kişi olarak destekleyeceğiz. Sen de desteklersin, var olursun onların içinde, gider beraber bakarız. Ben ne gerekiyorsa elimden ne geliyorsa yaparım. Yapmaya hazırım. Evet. Kapatıyoruz galiba. Yok şey yapabilirsin yani.
He yok, aklımda başka bir şeyler yok, varsa. Yok, benim anlatacağım yok. Süremiz dolduysa kapatabiliriz. Ek bir süre almamıza gerek yok benim evet, için. Evet, tamam. O zaman ne yapalım Hamza? Seninle programa katıldığın için çok mutluyum. Ben çok teşekkür burada ederim. Burada olman benim için çok önemli çünkü ben artık sizin sesiniz olmak istiyorum. Sizin sesiniz, sizi duyayım. Siz ne istiyorsunuz onu anlatın diye buradayız biz. Mutlu oldum. Seni takip ettim. Çok eğlenceli bir insansın. Ki bundan sonra da hep takip edeceğiz inşallah birbirimizi. Biz de, siz de bizim ağımızın, biz de sizin ağınızın içinde bulunduk. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Kanal 34'e de teşekkür ederim böyle bir programa yer verdiği için. Sizlere de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Seyircilerimize de bir kusurumuz, bir sorunumuz olduysa affola, kusura bakmasınlar. Evet. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hamza kardeşimiz kendi sorunlarından çok güzel bahsetti. Biz de yardımcı olduysak ne mutlu. Hamza gibi fikirleri olan arkadaşlarımıza her zaman programımız açık. Her zaman bize sosyal medyamızdan ulaşabilirler. Hamza kardeşimize de ulaşabilirler. Bu akşam da bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.